Evet arkadaşlar, şimdi geldik din nasıl ortaya çıktı konusuna. Semavi dinler, kutsal kitaplar vesaire nasıl oldu? Bu arkadaşlar Kitab-ı Mukaddes'in, yani Yahudi ve Hristiyanlar için kutsal olan kitapların toplandığı, yani Ahdi Atik ve Ahdi Cedid deniliyor onlara. Bu ikisinin birleştiği kitabı Kitab-ı Mukaddes olarak satışı da var. Benim odamda da var Kitab-ı Mukaddes. Kitab-ı Mukaddes'in ilk bölümü tekvindir. Ne? Yaratılış. Yani Hazreti Musa'ya verilen ilk kitap. Yani Tevrat da hani dünyadaki ilk yazılı eserlerden birisi Tevrat'tır yani. Ama Tevrat'ın bir özelliği vardır arkadaşlar. Tevrat Hazreti Musa'ya levhalar halinde yazılı olarak verilmiştir. Fakat Babil kralı Nebukadnezar'ın Kudüs işgali sırasında onların bulunduğu kutsal emanetlerin bulunduğu sanduka kayboldu. Sonra Talut zamanında o geri geldi, sonra bir daha kayboldu. Yahudiler biliyorsunuz dünyada iki defa sürgüne uğradılar. Bir Babililer tarafından, bir de Romalılar tarafından. Dolayısıyla o orijinal metinler bir şekilde kayboldu arkadaşlar. Yani Hazreti Musa'ya tabletlere yazılı olarak verilen şey kayboldu. Dolayısıyla o Tevrat nüshaları sonradan yazıldığı için oraya Tevrat'tan olmayan unsurlar karıştı. Bundan dolayı Müslümanlar kutsal kitaplara inanır. Yani Yahudilerin kutsal kitapları olan İncil, Tevrat ve Zebur'a inanır. Fakat orada yazılanları ne kabul ederler ne de reddederler. Redde yok. Şimdi reddedersen gerçekten Allah'tan gelmiş olan bir şeyi reddetmiş olabilirsin. Kabul edersen de oraya sonradan insan eliyle girmiş olan bir şeyi ne yapabilirsin? Kabul etmiş olabilirsin. Tehlikeli yani. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir risk yok. %100 geldiği şekliyle orijinaldir. Niye? Kur'an-ı Kerim arkadaşlar hem yazılı olarak korundu hem ezber olarak korundu. Kitab-ı Mukaddes öyle değil arkadaşlar. Tarifata uğramış. Dolayısıyla Müslümanlar inanır, iman eder, kabul veya reddetmezler. Olabilirlerdir. Allah doğrusunu bilir derler, karışmazlar yani onların işine. Şimdi oranın ilk şeyi tekvin, yaratılış, yani Hazreti Adem nasıl yaratıldı kısmıdır, tamam mı? Şimdi kutsal metinlere göre arkadaşlar, hem Kur'an-ı Kerim'e göre hem Kitab-ı Mukaddes'e göre Hazreti Adem cennette yaratılmış ve oradan dünyaya indirilmiştir. Bu net. Bazı insanlar bu işi işte akla vurarak, ya işte cennetten buraya insan nasıl gelsin? Efendim işte burada yaratılmıştır, burada cennet gibi bir bahçededir falan filan gibi. Yani din bu işlere girmez arkadaşlar. Niye? Allah'ın kudreti sonsuz değil mi? Yani sonsuz gücü yapan bir güç için diyorsun ki ya sonsuz gücüm var ama bunu da yapamazsın. Olmaz yani. Uygun değil. Tamam. Size çok örnek veririm. Yani bizim işte bazı ilahiyatçılar da tutup bunu mantığa bazı işte ayetlere sokmaya çalışıyorlar. Mucizeleri mantıkla izah etmeye çalışıyorlar. İzah etme kardeşim, inanmayan inanmasın. Bu bir inanç meselesidir, bir gönül meselesidir. Hangi birini anlatacaksın? İşte Hazreti Musa geldi, Kızıldeniz'e asasıyla vurdu. Efendim oradan yol açıldı. He vay efendim, burada işte o anda gel git oluyordu. Ya gel git oluyorsa bu niye mucize olsun ki? Gel git oldu, sular çekildi. Hazreti Musa geçince efendim şey oldu. Efendim tamam, onu akla işte vurdum. Diyor ki Hazreti İbrahim, dedi ki ya Rabbi nasıl yaratıyorsun? Allah ona dedi ki 4 tane kuş al, kendini alıştır, sonra onları kes, etleri birbirine karıştır. 4 tane tepeye koy, isimleriyle çağır gelsinler. Çağırdı, gel. Bu nasıl oldu? Üzeyr peygamber, o Buhtun Nasır döneminde yaşadı işte, bu Babil sürgünü döneminde, o Nebukadnezar dediğim,
Onun döneminde o adam işte Buhtun Nasır bir tane şehri yıkmış, harabeye çevirmiş. O da oradan geçerken diyor ki Allah bir daha bu şehri acaba nasıl diriltecek? Orada Allah onun canını alıyor. 100 sene sonra diriltiyor. Kur'an'da ayet bu. İnanmayacaksın, inanma kardeşim. 100 sene sonra diyor ki ne kadar kaldım? Bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldım diyor. Bak diyor yemeğine, bozulmamış. Eşeğine bak diyor. Eşeğine bir bakıyor ki kemik. Yani ölmüş eşek orada. Efendim, kemikleri orada. Şimdi diyor eşeğe bak. Ona nasıl et giydiriyoruz? Bakın, o peygamberin gözü önünde Allah o kemiklere eti giydirmiş, eşeği ayağa kaldırmış. Bu Kur'an'da anlatılıyor. İnanmayacaksan inanma kardeşim. Bu kadar. Sonsuz bir kudret. Yani buna inanmazsan yeniden yaratılışa, bütün insanlar toplu yeniden yaratılacak. Buna nasıl inanacaksın yani? Bir yerde inanman lazım yani. Eğer inanıyorsan hepsine toptan inanırsın. İnanmıyorsan da toptan reddet. Onu mantığa sokayım, bunu mantığa sokayım. Kırpıyorsun, kırpıyorsun, bir şey kalmıyor geriye. Yani dini efendim pozitivizmden etkilenerek pozitivizme uyarlamanın bir anlamı yok ki. Din dindir yani. Bu kadar net. İnanırsan inanırsın. İnanmayan inanmaz. Bu kadar. Pekala. Şimdi o zaman semavi dinlere göre diyelim. Evet. Semavi dinlerde din nasıl ortaya çıktı? Allah Adem'i cennette yarattı. Orada işlediği bir kusur dolayısıyla onu dünyaya gönderdi. Ve Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber oldu. He. O zaman bakın semavi dinlere göre arkadaşlar politeizmden monoteizme dönüş yok. Bak teolojik dönem doğru çıktı, gördünüz mü? Evet. Efendim. Hocam şey tartışıyor mesela. Allah ilk Adem'i mi yarattı, ilk Adem'leri mi yarattı? Sonuçta peygamber bir kahve gönderiyor. Bir kahve yoksa bir olan anlaşılıyor. Şimdi onu bir ilahiyatçının birisi öyle bir şey uydurdu. Ademler, Adem'in de babası vardı. Başka bir ilahiyatçı da diyor ki, vay efendim, kız kardeşler birbiriyle nasıl evlenir? İşte kardeşler, Adem'in çocukları birbiriyle nasıl evlenir? Böyle bir şey olmamıştır. Birden çok Adem vardı da bunlar, şimdi bak öyle olursa ne olur, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Allah biliyorsunuz, diyor ki, sizi Adem'den yarattım. Eşini de ondan diyor. Şimdi bazı kadınlar diyor, ne demek yani biz? Ya hepimiz analarımızdan doğduk ya. Bir kere de işin başında efendim kadın Adem'den olsun. Ne olmuş yani? He? Şimdi hayır yani hepimiz analarımızdan doğuyoruz da yani. Adem'den Allah eşini alınca kadınlar kıyameti koparıyor. Vay efendim nasıl olabilir böyle bir şey? Yok işte Adem'in kaburga kemiğinden falan. Ya orası temsil olabilir. Şimdi Adem'den yaratmasa ne olurdu? Ben size onu söyleyeyim. Problemi söyleyeyim size. Veya o Ademler olması meselesinin problemini anlatayım size. Düşünsene ya. Ben şimdi bakacaktım işte Şerife. Ya ben insansam Şerife ne diyecektim o zaman? Ya birbirimizi başka tür olarak görürdük. Problemi görüyor musun? Yani veya kadınlar diyecektik ya bu erkekler başka bir tür. Öyle değil ya, şu anda hepimiz insanız diyoruz. Hangi sayede? Babamız bir. Ya tek bir özden yaratılmışız. Bundan dolayı. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle geçer bakın. وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّةً وَيَشَدُهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Allah Adem'in sırtından bütün ruhları aldı. Adem, yani Adem'den ondan çıkacakları alıyor. Onlardan çıkacak. مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّةً Hepsinin zürriyetlerini aldı. Yani şöyle, işte evlilik kısmettir derler ya, bundan dolayı. Yani siz kimin annesi olacaksınız, kimin babası olacaksınız, kaç çocuğunuz olacak, hepsi ezelde sizin
ruhunuzdan alındığı için bunun sayısı bellidir. Ne yapsan olmaz. Yani böyledir. İnanç böyledir. İster inanırsın, ister inanmazsın. Ezelde ne kadar Allah bunu almış, bu iş bitmiş. Dini inanç bunu emreder. Bunu efendim, vay efendim, irade hürriyetine falan filana, ya Allah'ı zamanla sınırlamayın ya. Öyle bir şey yok. Allah için her şey olmuş, bitmiştir. Ezelde iman eden de belli, cennete gidecek de belli, cehenneme gidecek de bellidir. Biz burada ne yapıyoruz? Yani oradaki efendim hayatının burada yansımasını yaşıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Yani. Böyledir. Bir adam eğer ezelde Allah'ı tanımamışsa ruhlar aleminde, dünyada da inanmaz. Mümkün değil. Bütün her şeyi bir araya getirip inandıramazsın. Onun için zorlamaya gerek yok yani. Allah isteseydi herkes inanırdı. Allah'ın öyle bir iradesi yok. Peygamber Efendimiz de çok gayret etmiş. Ona da demiş ki, ben isteseydim zaten hepsine hidayet verirdim. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ demiş. Takdirim böyle diyor Allah. Öyle yani. Bunu zorlamaya gerek yok. Ha, efendim bari işte... işte bu bilime uymuyor. Nasıl işte erkekten nasıl kadın çıkar? Ya ruhun sen ne olduğunu nereden biliyorsun? Ya ruh nasıl bir şey? Bir de problemi görüyor musun yani? Hazreti Adem'den başka bir Adem olsa, ya kardeş kardeşle anlaşalım. Aynı şeyden geliyoruz, anlaşamıyoruz. Birbirimizi yerdik ya. İki türden birini yok ederdi birisi. Biz insanız, siz değilsiniz derdi. Hepimiz aynı anne babadan geldiğimiz halde Kabil kardeşini öldürdü, Habil'i. Tamam mı? Adam neye bağlıyor bunu? Vay efendim, kardeşler evlenmiş olamaz. Ya akrabayla evlilik Peygamber Efendimiz zamanında ayette yasaklandı ve bundan öncekiler hariç dedi. Eskiden hükümdarların üvey anneleriyle falan evlendiğini biliyoruz. Tamam mı? Niye olmasın? O dönemde İkizler kardeş sayılmış, ayrı doğanlar sayılmamış. Böyle olmuş. Ne var bunda yani? O dönemde öyleymiş. Allah bir şeyi, neyi yasaklarsa o kötü olur. O insanoğlunun ilk dünyada çoğalmaya başladığı dönemde öyle takdir etmiş. Yapacak bir şey yok yani. Allah onu yasaklamamış ki. Aa, kardeşler evleniyor. Ya onu kardeş kabul etmemiş ki. Bu kadar net yani. Evet. Semavi dinlere göre Hazreti Adem nedir arkadaşlar? İlk insan, ilk peygamber. Evet, ilk insan, ilk peygamber kim? Hazreti Adem. Peki, şimdi bu teori var ya, sosyolojinin, yani kurucu sosyologların bütün teorilerini çöpe atıyor. Veya onlar bu teoriyi çöpe attı. Tamam mı? Niye biliyor musunuz? İşte insanlar mağaralarda yaşadı, oradan işte yavaş yavaş geliştiler bilmem ne. Bu öyle değil. Nasıl? Hazreti Adem nereden gelmiş? Medeniyetin beşiğinden. Cennetten dünyaya gelmiş ceza olarak. Tamam mı? Dolayısıyla Hazreti Adem'in siz bir mağara adamı olabileceğini düşünüyor musunuz arkadaşlar? Cennetten gelen adam ev yapmayı bilmez mi? Dünyada yapılan ilk ev neresidir bilir misiniz? Kabe'dir. Hazreti Adem tarafından yapılmıştır. Sonradan yıkıldığı için Hazreti İbrahim tarafından aynı temeller üzerine yeniden yükseltilmiştir. Hazreti Adem'in ne işi vardı Mekke'de ya? Hazreti İbrahim'in Mekke'de ne işi vardı? Hazreti İbrahim bizim Urfa, efendim Suriye civarlarında yaşarken, işte Ur kentinde yaşarken ne işi vardı da kalktı hanımını çocuğunu tuttu Mekke'ye götürdü? He? Boş yere miydi yani? Ve onları orada bıraktı. Orası
Hazreti Adem döneminden mübarek kılınmış kutsal bir yerdi de yeniden insanları oraya toplamak için oldu o iş. Hazreti İbrahim tutup orada kendisi Kabe'yi inşa etmedi. Hazreti Adem'in yapmış olduğu. Hacılar nerede durur? Arafat Dağı'nda. Arefe günü hacılar vakfe yaparlar. Bu şekilde hacı olunur. Ve hacılar üstlerinde sadece iki parça dikisiz bez parçasıyla beraber. Kadınlar normal giyinir de erkeklere sadece kefen gibi iki parça bez parçasına sarılır erkekler. Dikişi bile yoktur. O kadar basit. Orada Arefe günü durulur. Haccın en önemli farzı o Arefe'de durmaktır. Tamam mı? Orası neresi? Orası Hazreti Adem ile Havva'nın dünyada karşılaştıkları yerdir. Bunların her birinin bir anlamı var. Ha, mağarada yaşayan insan yok mudur? Olur, mağara güzel bir yer. Şurada güzel bir mağara olsa ben oradan bir ev yaparım. Soğuktan etkilenmez, sıcaktan etkilenmez, fırtınadan etkilenmez. İyidir yani. Böyle mağaralar yaz kış sabit sıcaklıkta olur. Tamam mı? Kullanırsın, ne var yani burada? İnsanın eli var ya, ayağı var. Akıllı bir varlık. Eskiden insanlar 1000 sene yaşıyordu. 1000 sene yaşayan adam 1000 senede hiçbir bir şey yapmaz. 1000 sene oturur mu adam ya? 1000 senede yani günde bir çakıl parçası koysa yine bir ev yapar kendine. Evet, dini öğreti çok farklı arkadaşlar. Yani Hazreti Adem'in bir defa ilk insan olması, ilk peygamber olması o zaman şöyle. Çok tanrıcılık nasıl ortaya çıkıyor? Şöyle oluyor demek ki, ben şöyle bir şey çizdim. Yani şöyle bir inişli çıkışlı dönem var. Yani monoteizm, politeizm arasında ne oluyor? Efendim insanlar Allah'ı unutup işte yanlış inançlara saptıkça ne geliyor? Bir peygamber geliyor. Bu peygamber bir düzeltiyor. Sonra yeniden unutuluyor. Bir müddet sonra yeniden aynı işte diyelim putperestlik vesaire gibi yanlış inançlar başlıyor. Yeniden düzeltiliyor. Ama şu vardır arkadaşlar, bir tekamül süreci vardır. Evrim demeyelim de. Yani Hazreti Adem'e mesela biz şunu biliyoruz. Hani ilk işte şey diyoruz ya, mesela Hazreti Adem'e 10 sayfa emir verdiğine inanılır. Bunlara suhuf denilir. Kutsal kitaplar denemez, suhuflar vardır mesela. Hazreti Adem'e 10 sayfa, 10 suhuf, bakın bu da ne demek? 10 sayfalık dini emri var Hazreti Adem'in. Sonra Hazreti İdris de var, Şirk Peygamber de var, Hazreti İbrahim de var. Ondan sonra da büyük kitaplar geliyor işte Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa ve Kur'an-ı Kerim. En mükemmeli ve hepsini kapsayan da nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Böyledir yani. Aslında ne oluyor? İnsanoğlunun da yani zamanın şartlarına göre dini hükümler ne yapmıştır? Güncellenmiştir. Evet. Ve dinleri farklı kılan da veya insanları farklı işte inançların ortaya çıkmasına neden olan da bu aslında peygamberlerdir. Tamam mı? İnsanlar tek bir ümmetti. Allah peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Yani ne oluyor? O toplumun yapısına göre Allah onlara bir şey veriyor. Diğerine yani evrensel din son dindir arkadaşlar. Ondan evvel ne vardı? Bölgesel dinler oranın yapısına göre, insanoğlunun işte zihni tekamül sürecine göre, zamanın şartlarına göre. Eskiden mesela çok çok ağırdır bazı hükümler. Günümüzde efendim İslam dini hep biraz daha bunların yumuşamış halidir. Hatta yani işte Bakara suresinin sonunda Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Ya Rabbi, bizden önceki ümmetlere yüklediğin ağır yükleri bize yükleme diye ne vardır? Dua vardır. Dolayısıyla o zaman
semavi dinlerin öğretisinde arkadaşlar, din nasıl başlamıştır? Allah'ın vahyi ile başlamıştır. Geri kalan, diyelim ki insanlar tarafından uydurulan dinlerin hikayesi Durkheim'in anlattığına biraz benzer. Doğru. Yani Durkheim zaten neye bakıyor? Günümüzün ilkel kabilelerine bakıyor, değil mi? Halbuki şöyle de düşünebilirdi. Bunlar semavi dinlere inanmadıkları için geri kaldı. Yani biz aslında insanoğlu olarak hep aynı anda dünyaya geldik de bu geri kalan toplumlar peygamber görmedikleri için geri kaldı. Bugün dünyanın en ileri toplumlarına bakın. Yahudiler peşinden ne geliyor? Hristiyanlar. Sonra da biz geliyoruz ya, Müslümanlar. İşte Çin falan şimdi kalkınıyor vesaire falan da bütün teknolojiyi bunlardan aldı yine. Yani peygamberin her peygamber kendi toplumuna bir devrimci olarak gelmiştir. Son derece değiştirmiştir mesela. Bazı şeyleri toplumlara peygamberler öğretmiştir. Mesela zırhı ilk defa yapıp kullanan kimdir biliyor musunuz? Davut peygamberden mesela. Aynı zamanda kraldı kendisi. Hem kral hem peygamberdi mesela. Zırh yapmış ilk defa. Dolayısıyla şunu görüyoruz arkadaşlar. Dini öğreti tamamen dinin Allah tarafından gönderildiğini ama insanların bunu bozduğunu. Her seferinde de insanlar bozdukça bir peygamber vasıtasıyla bu bozuk inanışların düzeltildiği şeklinde bir tarih anlayışına sahip.